Merhaba sevgili arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Çok pratik, akşama ana yemek tarifim var. Fırında balık yapacağım arkadaşlar. Burada dondurulmuş uskumlu fileto balığım var. Birinden aldım. Fiyatı 16,95, 500 gram. Çok pratik oluyor. İçinde 3 adet var arkadaşlar. Özellikle balık bulamadığınız zamanlarda marketlerde temin edebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve tadı inanılmaz oluyor. Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Evet, malzemelerim hazır. Malzeme olarak arkadaşlar yarım çay bardağı zeytinyağı, baharat, karabiber, birer çay kaşığı kullandım. Karabiber, kırmızı toz biber, kekik, pul biber ve tuzlu arkadaşlar. Sebze olarak domates, havuç, üzerine koymak için limon, soğan ve birkaç diş sarımsağım var arkadaşlar. Şimdi balığın yapılışına geçiyorum. Evet sevgili arkadaşlar, balıklarımı 1-2 saat dışarıda beklettim, buzu çözene kadar ve güzelce yıkadım. Balığın taze olup olmadığını anlamak için üzerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Canlı ve parlak olması gerekiyor. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Pazardan balık aldınız, eve getirdiniz. Taze mi, bayat mı gibi bir endişeniz olursa bir kabın içine su koyun. Balık eğer dibe çökerse taze anlamına geliyor. Balık suyun üzerinde durursa bayat anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi gelelim sosumuzu hazırlamaya. Yarım çay bardağı zeytinyağımı kabımın içine aldım. Ve baharatlarımı ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Omega açısından zengin ve çok az kırçıklı olması nedeniyle özellikle çocuklara mutlaka yedirin arkadaşlar. Çocukların boyu uzamasını sağlıyor. Evet, sosunu güzelce karıştırıyorum. Yüksek miktarda omega 3 içeriyor. Kış aylarında özellikle Kasım ve Aralık aylarında uskumlu tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi balıklarımı içine koyuyorum. Unutkanlığı olanlar, yaşlılar, sınavı hazırlanan öğrenciler için, kalp hastalığı olanlar, şifa niyetine uskumlu yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde koyuyorum. Bir iki dakika böyle sosun içine bekletiyorum. Evet, şimdi balıklarımı kare borcamın içine kullandım. Şöyle sosun içine beklettiğimiz balıklarımı borcamın içine alıyorum. İster sade yapın, isterseniz bu şekilde sebzeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Balığın her şekli güzel oluyor. Evet, şimdi bu şekilde soğanlarımı üzerine koyuyorum. Domates koyuyorum. Evet, şimdi üzerine havuçlarımı diziyorum. Balık çok çabuk piştiği için diğer sebzelerimi de ince doğradım.
Evet, son olarak üzerine sarımsak ekliyorum. Limonlarımı diziyorum. Evet arkadaşlar, kalan sosumu da üzerine gezdiriyorum. Hastaların şifa niyetine bol bol ıskumru tüketmekte fayda var arkadaşlar. Göz sağlığı açısından bulunmaz bir nimet. Evet, sosumu da üzerine gezdirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. En az 40 dakikada pişireceğim arkadaşlar. Üzeri kızarana kadar. Evet sevgili arkadaşlar. Balığımız şu an hazır. Ve şimdi fırına veriyorum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, fırında uskumru yemeğim pişti. Görmüş olduğunuz gibi soğanlı, domatesi, havucu gayet güzel bir şekilde pişmiş. Yanına ekstra olarak arkadaşlar çorba veya salata yapabilirsiniz. Evet, şimdi sizler için servise geçiyorum. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi dokusunu gösteriyorum. Evet, balımız gayet güzel şekilde pişmiş. Çok da güzel birbirinden ayrılabiliyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.